Herkese merhabalar. Filiz'in Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ipek gibi kıvamıyla nefis helva tarifi hazırladım. Buyurun yapımına başlayalım. Öncelikle şerbetini hazırlıyorum. Şerbet için bir buçuk su bardağı şekeri tencereye alıyorum. Üzerine 3 su bardağı aynı bardak ölçüsüyle 200 milimlik 3 su bardağı su ilave ediyorum ve bir taşım kaynatıyorum. Kesinlikle öyle saatlerce diğer şerbetler gibi kaynatmayacağız. Sadece şekerimiz eriyinceye kadar bir taşın fokurması yeterlidir. Şerbetini hiç kaynatmadan da yapanlar var. Ben biraz bu şekilde eritiyorum arkadaşlar. Geçelim helvamızın yapımına. Öncelikle burada 2 yemek kaşığı dolu dolu tereyağı var. Yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum ve ve yağ eridikten sonra içerisine irmik ve unu ekliyorum. Bir su bardağı un ekliyorum. Yarım su bardağı irmik ilave ediyorum arkadaşlar. Ve hemen hızlı hızlı karıştırmaya devam ediyorum. Kesinlikle ocaktan elinizi çekmeyin. Aksi halde hem topaklanır hem de yanar. Şu an gördüğünüz gibi helvamız çok kalın arkadaşlar biraz sonra kavurdukça incelecek. Ara ara sürekli karıştırmayı ihmal etmeyelim. Yoksa eşit bir şekilde kesinlikle kavrulmayacaktır. Evet, şu an muhallebi kıvamına geldi. Biraz daha incelteceğim. Yaklaşık bir 20 dakika, 25 dakika arası kavurdum arkadaşlar. Ocağım orta ateşte. Kesinlikle yüksek ateşe getirmeyin. Evet gördüğünüz gibi incelmeye başladı. Bir miktar daha inceleyecek ve daha sonra kavrulmaya geçecek. Sizleri helvamın tüm geçiş aşamalarını çektim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde kavrulmaya devam ediyor. Bu arada herkese hayırlı kandiller diliyorum. Miraç kandiliniz mübarek olsun. İnşallah dualarda buluşalım. Beni de dualarınızda yer verirseniz çok sevinirim. Hayırlı kandiller. Ben karışık yapmak istemiyorum Filiz Hanım. Sadece un helvası yapmak istiyorum ya da sadece ilmik helvası yapmak istiyorum diyorsanız sayfamda her çeşit helva tarifim var. Filiz'in mutfağı. Helva tarifleri diye arattığınızda karşınıza çıkacaktır. Arama kısmını yazmanız yeterlidir. Daha rahat bulabilmeniz için. Evet, olabildiğince artık inceldi. Helva kavurmak sabır işi arkadaşlar. Biraz sabırlı olacağız. Sonuç harika oluyor çünkü. Benim verdiğim ölçülerden 5-6 kişilik çıkıyor. Eğer dağıtmak için yapacaksanız daha da malzemeleri arttırmanız gerekecektir Evet rengi dönmeye başladı gördüğünüz gibi karamelize bir renge ulaştı çok da koyu yapmak istemiyorum simsiyah olsun istemiyorum şöyle karamel renginde istediğim için gördüğünüz gibi artık istediğim renge ulaştım Değerli takipçilerim beni nerelerden izliyorsunuz? Hangi şehir, ülke, il, ilçe yoruma yazarsanız beni nerelerden izlediğinizi ben de öğrenmiş olurum. Ben sizlere Güzel İzmir'imden sesleniyorum. Evet artık helvayı kavurduk. Rengi bu şekilde olacak. Kavurma işlemi helva yapımındaki en önemli püf noktalarından bir tanesidir. Helvam istediğim rengi ulaşıncaya kadar kavurdum ve içerisini şerbetini ekliyorum. Şerbeti ben azar azar ekliyorum. Dilerseniz hepsini de ekleyebilirsiniz. Ocağınızı mutlaka bu aşamada kısın. Aksi halde üzerinize gelecektir ve yanma ihtimali çok fazla. Evet şöyle hızlı hızlı karıştıralım. Bir anda şerbetini verdiğimizde koyulaşıyor arkadaşlar. Şöyle hemen hızlı hızlı karıştıralım ve artık şerbetin hepsini ekledim. Şerbet tam geliyor. Lütfen ölçüleri birebir uygulayın. Aksi halde tutturamayabilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi artık tamamen koyulaşmaya başlıyor. Sürekli bu şekilde bir 10 dakika şerbetini verdikten sonra karıştırmanızı tavsiye ediyorum ipek gibi kıvamıyla gerçekten ağızlarda eriyen harika bir helva tarifi oluyor. Yapıp deneyeceklere ben şimdiden afiyet şifa olsun diyorum. Sizinle ilk kez bu videoda karşılaştıysak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Şimdiden hepinizi çok ama çok teşekkür ederim. Evet tam istediğim kıvam buydu arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi artık helvam hazır servis için. Biz ailecek helvayı sıcak seviyoruz arkadaşlar. Dilerseniz soğukta tüketebilirsiniz, lakin sıcak bir tık daha lezzetli oluyor. Üzerini örtüyorum ve bir 10 dakika dinlendiriyorum. Üzerini örterken mutlaka bir havlu kağıt örtmenizi tavsiye ederim buharının içerisine kaçmaması için ben o aşamada maalesef unuttum. Evet. Dinlendikten sonraki kıvamı çok önemli arkadaşlar. Koyulaşmaması gerekiyor. Yani o donup muhallebi görünümünde olmaması gerekiyor. İstediğimiz gibi şöyle gördüğünüz gibi yakından göstereyim. Tam da istediğim kıvam yumuşacık. Ağızda eriyen bir helva tarifi. Evet, şöyle dondurma kaşığı ile servis ediyorum son dokunuşlarını hazırlıyorum tariflerimi yapıyor deniyorsanız yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi bildirmeyi unutmayın sizlerin görüşlerini çok merak ediyorum şöyle antep fıstığı olsa daha iyiydi maalesef evde kalmamış bir baktım ki yok şöyle cevizle süsledim Kaşıkla da sizlere kıvamını şöyle göstermek istiyorum. Gerçekten tam kıvamında, tam ölçülü harika bir karışık helva yaptık bugün sizlerle birlikte. Yakından da şöyle göstermek istiyorum ve artık videomun sonuna geldim. Beni buraya kadar izleyen değerli takipçilerime çok ama çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki bomba gibi tariflerimde görüşmek üzere. Kendinizi çok iyi bakın. Sağlıklı kalın. Hoşça kalın.